Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Şimdi kazanım 54'e geçeceğim. Sorumu şöyle görünebilir bir çerçeveye sığdırayım. Çok da küçük. Evet, gayet iyi. Bize sorulan buradaki mavi bölgenin alanı. Şimdi şunun üzerinde biraz duralım. Bak, paralel iki çizgi arasında tabanımız şura olsun. Tepemiz şurada bir yerde. Mesela şu üçgen alanı bir düşün. Şimdi bu noktayı ben sağa sola hareket ettireceğim. O noktayı şuraya taşırsam, taban hep kırmızı olan yer, ya da şuraya taşısam, burada elde ettiğimiz her üçgenin alanı birbirine eşittir. Yani bir saniye şunu bir tekrar alayım. Mesela şu üçgen alanı neyse, bak karaladım böyle. Ondan sonra şu üçgenin alanı da aynı. Hatta ilk çizdiğim arka zemindeki şu üçgenin alanı da yine nedir? Aynıdır. Çünkü tabanımız A, yüksekliğimiz de hepsinde H'dir. Peki bunu niye konuşuyoruz şimdi? Böyle garip bir bölgenin alanı sorulduğunda ve soruda paralellik varsa o paralelleri uzat, çiz. Şöyle biraz daha abartılı bir şekilde çiz. Çizdin mi? Şimdi bu sanki bendeki şu üçgen gibi duruyor değil mi? Şu noktayı biz kaydıralım. Yani bu B'yi alalım. Böyle sola doğru kaydıralım. Hatta gidelim tam A'nın üzerine yapıştıralım. Bak şöyle bir üçgen oldu. Gördün mü? İşte bu üçgenin alanı da o mavinin alanıyla nedir? Aynıdır. Evet, şunun alanı. Tamam, o zaman hallettik sanıyorum. Çünkü ne oldu? Burası, şurası yüksekliğimiz oldu. Ve şu 8 de tabanımız oldu. O halde 8 çarpı 2 bölü 2'den cevabımız 8 santimetre kare geliyor. Geçelim bakalım neler var daha önümüzde. Evet, bunlar standart sorular. Yani her yerde karşına gelebilecek sorular. Böyle garip bir bölgenin alanı sorulur. Görüyorsun burada A, E, C, D yani şu bölgenin alanı isteniyor benden. Yine buradaki olay tri paralelliktir. Paralellik DE ile BC. Onları ben biraz uzatayım, abartayım. Şimdi çünkü alanı oynayacağım. Alanla oynayacağım. Şöyle bir paralellik. Peki çizilememiş ama idare edelim. Evet. Aslında evet. Tamam. Şimdi şuraya A bölgesi diyelim, buraya da B bölgesi diyelim. Soru aslında bize A artı B'yi soruyor. A'nın değeri şu an bulunabilir. Çünkü şurası 3, 4, 5 üçgeninden 3. A ile ilgili bir sıkıntım yok. B'yi nasıl elde edeceğim? Bak B'ye baktığında bu iki paralelin üzerinde şurası tepe. Şu 5 de nedir? Tabandır. Ben bu noktayı aşağı doğru kaydıracağım. Ta B'nin üzerine kadar getireceğim onu. Yani şunu tasarlıyorum. Şu üçgen istiyorum. Şimdi bu üçgenin alanı da yine nedir? B'dir. Tamam. Tamam o zaman. B'nin de ne olduğunu bulduk. Tabanı 4, yüksekliği 3. Bu da tamam. Aslında bir şey söyleyeyim mi sana? A artı B deyince dolaylı bir şekilde şu büyük dik üçgenin alanı sorulmuş bize. Şurası. O anlamda parça parça bulmanın da pek mantığı yok. Direkt yapalım. Tabanımız 8, yüksekliğimiz 3 bölü 2. Buradan 4 kere 3'ten 12 birim kare gelir. Geçelim. Bak paralellik var. Gördün mü soruda? O paralelleri ben tekrar uzatarak gideyim. Göreyim bakalım kim kime paralel. Şu ve şu. İstenen bölge nere? A, E, C, D. Evet, aynen deminki gibi. Şuraya A bölgesi, buraya da B bölgesi diyelim. A'yı bir şekilde buluruz. Çünkü hani açı belli, kenarlar belli. Burası çıkar zaten. Şu B'yi nasıl halledeceğiz? Onu konuşmamız lazım. Ben bu C'yi yine aşağı doğru B'ye kadar uzatacağım. Şöyle bir üçgen elde etmiş oluyorum. Zaten bu üçgen alanıyla hani şurada demin turuncuyla alt zeminde görünen turuncuyla gösterdiğim B bölgesi alanı aynı.
Tamam, anlaşıldı. Yani parça parça mı bulacağız bunu yoksa tamamen bulabilir miyiz? Tamamen de bulabiliriz. Şöyle bir karalayayım da konuşalım nasıl tamamen bulabileceğimizi. Şimdi şunu yapacağım. Bak, buradan buraya bir dik insem. Şöyle bir dik indimi düşün. Yükseklik istiyorum da o yüzden. Burası 45. Şurası da yine 45'i yapar. Ondan sonra hipotenüsümüz 4. Şimdi 45, 45, 90 üçgeninde A kök 2'ydi. Demek ki neyin kök 2 katı 4'ü verir düşüneceğiz. 2 kök 2'nin. Değil mi? Bak bunu köküye çarparsan 4'ü veriyor. Bulduk. H değerimiz bu. Tabanımız da boydan boya nedir? 8'dir. Yani 8 çarpı 2 kök 2 bölü 2 yaparsak ikileri gönderelim. Cevabımız 8 kök 2 birim kare gelir.